sadece kuzenin olarak bildiğin kişilerin kardeşin olduğunu ve teyze olarak bildiğin kişinin de annen olduğunu öğrendin. Baban diyor ki benim diyor kızım diyor beni artık kabul etmez diyor. Çünkü ben onu biliyorum, ben büyütmedim onu. Ama diyor orada da çok sağlıklı bir hayatı yok diyor Burcu. Dolayısıyla sağlıklı bir hayatın olmadığını düşünüyor. Yani sen ne yapmak istiyorsun sevgili Burcu? Ayşe'nin yanında mı kalmak istiyorsun? Kardeşlerini belli aralıklarla görmek mi istiyorsun? Yoksa baban diyor ki orada da sağlıklı hayatı yok. Bana da gelmesin ama gidip devletin korumasında yaşamasını istiyorum diyor. Çünkü annenin özel hayatındaki tercihlerinden dolayı sağlıklı bir şekilde büyümediğini düşünüyor sevgili Burcu. Didem abla ben babam denilen şahsı aradım, konuşmak istedim ama o beni tehdit etti ve korkuttu. Ben şu an o şahıstan korkuyorum. Bana gelmesin diyor bak. Baban diyor ki ben ona gitmek istemiyorum zaten. Ben annemde kalmak istiyorum. Ben annemin yanında mutluyum. Benim annem hayatımı tehlikeye atmıyor. Ben kardeşimle büyüyorum. Burcu, ben bak, aile içinde büyüyorum. Ben tek başıma büyümüyorum. Benim aile içinde büyümüyorsun var. Sen. Şu an çocuk aklınla konuşuyorsun, tamam mı? O elindeki son model telefonlara, tabletlere. Yaşında. Sen bu işin çok iyi böyle olduğunu biliyorsun. Ve bunu o gün benim eski eşim de Orhan Bey. Bu bayanın ona neden bıçak çektiğini sorar mısınız? O bayan bana bıçak çekmedi. İlk gün, onlar ilk gün benim eşim bağlandı. Kübra onlar iftira. Neden iftira, ona bıçak çektiğini iftira sorar mısınız? Kübra sen neden bıçak çektin? Abla bak gene ben diyorum. Aynı yere geliyoruz. Gene diyeceğim. Hayır. Başta da bizimkiler de bağlandı. Aynı şekilde konuşuldu. Ve bu sen neden bıçak çektin? Evet neden abla, bıçak çektin? Ben bıçak çekmedim. Bunu araştırabilirsiniz. Bunu soruşturabilirsiniz. Lakin bu bıçak çekmediğime dair çıkarsa ya, ben hem karşı tarafı hem de söylenen iftiralara kişileri şikayete bulunacağım. Çünkü benim bu kişiler kızımı almama engel oluyor. Benim bu kişiler iftira atan kişiler kızımı almama engel oluyor. Hep iftira. Bak onlar şu an benim yanımda olacağıma kaçırıyor kızımı. Velayeti sende çünkü. Ben ne abla? Ama bu şahsın yüzünden babası sen kaçırıyor. Ne sen Ayşe ile beraber kalmaya devam edecek misin? Abla ben ölene kadar, nefesimin evet ettiği yere kadar evet hem kızımı Ayşe ablanın sayesinde ben yuva gördüm. Ayşe ablanın sayesinde aile gördüm. Evet. Mutlu bir huzurlu yaşama bir ailesi gördüm. Peki Burcu'ya soralım. Burcu sen Kübra ile ilgili ne düşünüyorsun? Burcu? Ya biz ondan kötülük görmedik. Ben Burcu çocuğumu kurulmuş da biliyorum, gördüm. Aynı evde birlikte mi yaşıyorsunuz Burcu? Evet aynı evde birlikte yaşıyoruz. Burcu beni sana bir kötülüğüm oldu mu? Sizlerle biz aramızda mı? Benim baba, Kübra ablam başımızda duruyor. Bize sahip çıkıyor. Ben bir kötülüğünü evet görmedim. Bir de Didem abla ben senden bir şey istiyorum. Söyle canım. Ben ablalarımla konuşmak istiyorum. Ha güzel. Tabii ki bunu herhalde ha, Ayşe izin verecek. Saygı, tabii ki tabii ki. Bunu sözünü bana veriyor musun? Tabii ki. Hayır kızım biliyor görüşebilir istediği Didem zaman. Hanım. Ama neden bunu söyledin Burcu? Benden ha, ben bana... Dur, babam dinle denilen şahsın yüzünden söyledim. Yani sonra beni görüştürmez. Yok ben onu görüştürür canım. Bak hepsinin yaşı tutuyor. Kardeşlerinin hepsinin yaşı tutuyor. Bu sen kurulmuşsun şu anda. Peki Kenan buna engel olmayacaksın değil mi? Hayır çocukların hayır ben engel olmuyorum. Bu sözü aldık. Yalnız şunu söyleyeyim Ayşe, Didem Hanım. Kesinlikle kapımı açıp istedikleri zaman gelebilirler. Orhan Bey ben şunu izah edeyim burada Türkiye'nin önünde. Bu şahıs kesinlikle bize yakın olmasın.